arkadaşlar da bunun bilgisini paylaşmış oluyor. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımcılar. Umarım herkes beni görüyor ve duyabiliyor. Konuşmama başlamadan önce sizlere, tüm katılımcılara değerli zamanlarını ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Ama her şeyden önce Ahmet Yalış hocama ve Mert arkadaşıma da bu güzel toplantıyı organize edip teknik sorunlarda değerli yardımlarını esirgemedikleri için özellikle çok teşekkür ediyorum. Bu akşam Trakya'da daha doğrusu Güneydoğu Trakya'da bir gezi yapacağız. Bu gezi sırasında olabildiğince konu başlığına sadık kalarak, yani Trakya'nın Anadolu ile Balkanlar, Avrupa ve Ege dünyası ve Karadeniz arasındaki konumunda Doğu Batı Kuzey Güney mücadelelerinde özellikle de tabii Doğu Batı yönündeki eski çağ tarihi boyunca meydana gelen olaylarda oynadığı rolü incelemeye çalışacağız. Bu rolü tarihin akışı içerisinde klasik dönemlere yönelik olarak elimizdeki veriler doğrultusunda inceleyeceğiz. Özellikle milattan önce 1. binin ilk yarısında Ege dünyasına hakim olan en önemli olay, arkaik devrin en önemli olayı ve hiç şüphesiz yeni yerleşim yerleri kurmak üzere insanların doğup büyüdükleri yerlerden başka yerlere genellikle deniz üzerinden seyahat etmeleriydi. Koloni kurma dönemi denilen bu dönemin Trakya bölgesine de yansımaları oldu. İki şehrin Trakya kıyılarını özellikle iskan ettiklerini görüyoruz. Bir tanesi İstmos'a hemen yakın olan Korintos ile Atina arasındaki Megara şehri. Bunlar Kuzey Propontis'te, Selimbriya, Bizantiyon ve Bitinya bölgesindeki Kalkedon ve Astakos şehirlerini kurdu. Samos adası ise hemen Kuşadası'nın karşısında bulunan Samos adası ise buradan gelen koloni kurucular da Perintos ve Bizans'ta şehir devletlerini ve bunun ikisinin arasında da Samos adasının kutsal, en kutsal tanrıçası olan Hera'nın adını verdikleri Herayon, pazar yerini, Emporion'u kurdular. Perintos'un yeri bugünkü Marmara Ereğlisi olarak kesin olarak saptanmış durumda. Burası denize uzanan bir yarımada şeklinde görünse de esasen çok önceleri kıyının hemen açığında bir tombola denilen bir adacık şeklindeydi. Bir kaya kütlesi şeklindeydi. Sonra civardaki akarsuların taşıdığı topraklarla kıyıyla birleşerek bugünkü yarımada görünümünü aldı. İki tarafında gemileri fırtınalardan korumaya, farklı yönlerden özellikle de güneyden esen rüzgara karşı korumaya uygun bu kara parçası nedeniyle koloni kurucuları tarafından tercih edildi ve zaman içinde bölgedeki en büyük apoikia, en büyük koloni haline geldi. Diğer bir buranın kuruluşuyla ilgili belgelere çok kısa değiniyoruz. Birçok eski çağ ve orta çağ kaynağında Perintos'un kuruluşuna ilişkin belgeler var. Ve hemen komşu bölgede Selimbriya ve Bizantiyon bölgesinde bulunan Megara kolonileriyle çıkar çatışmaları oluştu. Ve onlar da uzun uzun bazen görüşmeler yoluyla bazen de savaşarak buradaki sorunlarını çözmeye çalıştılar. Bunu yüzyıllar sonra bu konuları yazan Plutarkos'un eserinde öğreniyoruz. Samos adasının Pythagorion bölgesine yakın bir yerde bulunan Hera kutsal alanı çok önemli bir kült merkezi. Burada bulunan bir yazıt Perintos vatandaşlarının ana şehre, yani Samos şehrine olan bağlılıklarının bir simgesi olarak Hera'ya bir altın gorgo, bir gümüş silen, bir gümüş kase ve bir pirinç lamba ve 212 Samos sateri
hediye ettiklerine ve burada gördüğümüz yazılı tın bulunduğu taşla birlikte bir stelle birlikte hediye ettiklerini anlıyoruz. Milattan önce 580-570 yıllarına tarihlenen bir yazıt. Yine arkaik dönemden geç arkaik döneme tarihlenen iki mezar stelinin de Ereğli'nin Marmara Eresi'nin kuzey doğusundaki nekropol alanında bulunmuş olması Ege dünyası ile sanatsal yönden, kültürel yönden bağladığını, koloninin kurulmasından sonra da uzun yıllar devam ettirdiğini bize göstermekte. Burada defnedilmiş olan kişilerin isimlerinden de yine İyon lehçesiyle yazılmış olan ifadelerden de İyonya, Batı Anadolu ve Ege dünyasıyla yakın ilişkileri ve arkaik dönem sanatının etkileri burada görülmekte. Doğu-Batı mücadelesini doğrudan etkileyen en önemli olay Trakya, Güneydoğu Trakya için hiç şüphesiz Ahemenes Hanedanı'nın kurucusu olan Pers Kralı 1. Darius döneminde yapılmış olan İskit Seferi sırasında Pers ordusunun Trakya'dan geçişi. Pers Kralı Darius 513-512-511 yıllarını tarihlenen bu seferi sırasında İstanbul Boğazı'ndan Avrupa'ya geçmeyi tercih etmiş ve Trakya topraklarından Tuna havzasına ilerlemiştir. Darius, Herodot'un bize bildirdiğine göre İstanbul Boğazı'nın en dar yerinden bugünkü 1. Boğaz Köprüsü'nün bulunduğu Ortaköy bölgesinin hemen yakınında bir bölgeden geçmiş olmalıydı. Bazı araştırmacılara göre de Rumeli Hisarı bölgesini tercih etmiş olması muhtemeldir. Bu varsayıma göre burada bir Hermes tapınağı bulunuyordu ve orada Persler karşıya geçtikten sonra şükranlarını bildirmek amacıyla bir stel diktirmişlerdi. Herodot'un 4. kitabının 90. bölümünde Pers kralı Darius'un bu seferi sırasında Trakya topraklarında bir süre ilerledikten sonra Tearos ismindeki bir akarsunun kaynaklarında mola verdiğini ve burada da tanrılara şükran duydukları için şükranlarını belirtmek amacıyla bir stel diktirdiklerini öğreniyoruz. Tearos'un neresi olduğunu bilmiyoruz. Tahminlere göre Istıranca dağlarının güney yamacında Kaynarca olarak belirtilen, bugün Kaynarca olarak tanımadığımız Kırklareli'ye bağlı bir beldenin yerinde olmalıydı. Buradaki akarsu güneye doğru akarak Ergene nehrine karışmakta ve buranın Tearos olma ihtimalinin belirtilen güzergaha göre yakın ihtimal olduğunu görüyoruz. Burası yine Herodot'taki tanıma göre Karadeniz kıyısındaki Apollonia ile Perintos'un arazisinde bulunan Herayon arasında her iki tarafa eşit uzaklıkta idi. Kaynarca'nın yeri burada Pınarhisar'ın hemen kuzey batısında ve burada bugün de çok kuvvetli su kaynaklarının bulunduğunu görmekteyiz. Darius bu su kaynaklarında ordusunun su ihtiyacını karşılayabildiği için tanrılara şükrettiğini belirten, şükran duygularını belirten bir stel diktirmişti. Evet, yine Doğu-Batı mücadelesinde Trakya'nın bu geçiş yolu üzerinde olmasının diğer bir beldesi de yine Herodot'ta 5. kitabında okuyoruz. Burada da Pers komutanı Megabazos Trakya bölgesini bu İskit seferi denilen Darius'un seferi sonrasında işgal eder. Darius'un emriyle ve Trakya'nın büyük bir bölümü Ahaymenes Hanedanı yönetimindeki Pers krallığının kontrolü altına girer. Bu süreçte şehirler özellikle demin kuruluşlarından bahsettiğimiz
koloniler, Apoikyalar hepsi Pers hakimiyeti altındaydılar ve 499 yılında Perslere karşı ayaklanan Batı Anadolu şehirleriyle birlikte hareket ederek Perslerin öfkelerini üzerlerine çekmişler ve daha sonra da isyanın 494 yılında basılmasını takiben Pers donanması Propontis'e Marmara Denizi'nden gelerek bu şehirleri ağır şekilde cezalandırmışlardır. 492 yılında ise bir kez daha Pers ordusunun bu kez karadan Trakya bölgesini General Mardonios kontrolünde işgal ettiğini görmekteyiz. 479 yılına kadar Makedonya ve Yunanistan bölgesinde kalan Mardonios, Plataya Savaşı'nda Spartalıları yenilerek öldükten sonra Attika Deniz Birliği'nin güçlendiğini, 478 yılında kurulan Perslere karşı kurulan birliğin Trakya'nın, Marmara Denizi'nin kuzey kıyılarındaki Trakya kıyısındaki şehir devletlerine de bu birliğe üye olma zorunluluğu getirdiğini görüyoruz. Bunun belgelerini de Atina Agorası'nda bulunmuş olan birlik üyelerinin isim listesinde rastlıyoruz. Burada birçok şehir devleti arasında tanıdığımız isimler, Ferentioi, Bizantiyon gibi isimlere de rastlamaktayız. Yine Trakya'nın diğer bölgelerindeki Marmara Denizi'nin güney sahilindeki şehirlerle birlikte Trakya Kersonesos'undaki şehirlerin de adları burada okunmaktadır. Diğer bir önemli olay da Perintos ile Bizans'ta arasında kurulmuş olan Empolyon olduğundan bahsettiğimiz Herayon. Burasını Samoslular bir pazar yeri olarak kuruyorlar. Traklara ve diğer buraya taşıdıkları mallara ilgi duyanlara mallarını satabilmek için burada daha sonra burasının şehir statüsüne dönüştüğünü görmekteyiz. Yazıtlarda burada bir demosun bulunduğunu, Herayon demosunun bulunduğunu ve Herayon Teikos vatandaşlarının çeşitli bölgelerdeki yazıtlarda da karşımıza çıktığını, yani polites olarak kendilerini Herayon vatandaşı olarak tanımlamaları şehrin bir süre bu yerleşimin bir süre şehir statüsü aldığını bize gösteriyor. Diğer bir önemli merkezimiz oldukça erken diyebileceğimiz arkaik devir ve klasik devir buluntularının yoğunlaştığı Aynos, Meriç Deltası'nda bulunan bir şehir, Samotrake Adası'nın ve İmroz Adası'nın karşısında. Bu önemli yerleşim yeri Aeolyalılar tarafından kurulan Alopekonesos şehrinin sakinleri tarafından kurulmuş olmalıydı. Daha sonra başka kolonik kurucular da buraya geldi. Bugün en azda Orta Çağ yapılarının ağırlıklı olduğu bir ören yeri olarak en azı tanıyoruz. Ama yapılan çalışmalarda önemli buluntular ele geçirildi. Özellikle geç arkaik, erken klasik dönemden önemli mezar stelleri, buranın nekropolünün kullanımının oldukça eskiye gittiğini göstermekte ve Helenistik devirden birçok isim listesi ve buranın çağlar boyunca deniz aşırı ulaşımın merkezlerinden biri olduğunu gösteren belgeler ele geçmektedir. Önemli bir diğer bölgede Trakya Kersonesosu olarak tanınan Gelibolu Yarımadası bugün olduğu gibi tarihin her döneminde stratejik bir konumu olan Trakya Kersonesosu hiç şüphesiz eski çağda bölgeler üstü güçlerin ellerinde tutmak istedikleri bir bölgeydi. Bu
bölgedeki en önemli yerleşim yerlerinden biri Bolayır yerleşmesinin Salos Körfezi kıyısında Batlo burnunda lokalize ettiğimiz Kardia şehri. Kardia biliyorsunuz kalp anlamına geliyor ve bu yarımadanın da kalp biçimli olması dolayısıyla bu ismin verildiği tahmin edilmektedir. Atina'nın bu bölgede koloniler kurduğu milattan önce 5. yüzyıldan itibaren burada yoğun bir Atina yerleşiminin oluştuğunu görmekteyiz. Kuzey limanının yanı sıra şehrin güneyindeki liman bugün tamamen dolmuş bir limandır. Ve arkada Bolayır'ı görmekteyiz. Bolayır tabii bu yarımadanın en dar yerinde çok stratejik bir konumda yükselen bir tepe. Ve Kardia Limanı Salos Körfezi kıyısında deniz aşırı ulaşım Ege ve Akdeniz bağlantıları için çok önemli bir konumdaydı. Buradaki sahilde gemi çekek yerlerinin de olması buranın uzun süre ticaret gemileri ve savaş gemileri için bir üs olduğunu, bir liman olduğunu göstermekte. Yine Kardia'nın kuzey limanındaki duvarlar ve rıhtıma yerelen duvar kalıntıları burada su içinde de izlediğimiz kalıntılar oldukça kapsamlı bir liman tesisinin olduğunu gösteriyor. Yüzey buluntularının da son derece zengin olduğunu, arkaik, klasik ve helenistik devirlerden birçok buluntunun hatta geometrik devirden dahi buluntuların ele geçtiğini görmekteyiz. Bu zengin buluntuların arasında çok sayıda da iyi durumda kalmış sikke ele geçti ve çok sayıda yine pişmiş topraktan mimari parçalar ve kırmızı figürlü vazo parçaları bu bölgenin çağlar boyu zengin bir iskana tabi olduğunu gösteriyor. Hemen arkadaki Lysimacheia şehrinin yerinin bulunduğu anlaşılan Bolayır Tepesi üzerinde ise burada Lysimacheia şehrinin kurulmasına milattan önce 309 yılda karar verilmeden önce Agora isminde bir yerleşimin bulunduğu burada anlaşılıyor ve nihayet Marmara Denizi kıyısında Paktia isminde bir diğer yerleşim, bunların hepsi milattan önce 6. yüzyıldan itibaren oluşmuş yerleşim yerleri olarak bütün eski çağ kaynaklarında tanımlanmaktan. Yazıtlara baktığımızda erken devirler, arkaik ve klasik devirlere ilişkin bulunduğumuz yok. Ancak Helenistik devirden özellikle Lysimacheia şehri ile Seleukos kralı 3. Antiochos arasında yapılan bir anlaşma metni Troya'da yapılan kazılarda İlyon şehrinde ele geçmiş. Antiochos'un şehrin Marmara Denizi ve Salos Körfezi kıyısındaki limanlarını kullanmasına izin verilen bir anlaşma. Makedonya Kralı 5. Filip'in sikkelerinden tanıdığımız Herakles Lomut'u kabartmalı mermer bir kalkan da yine Lysimacheia'da ele geçmiş önemli bir buluntu ve burada Basileus'un sikpasının ucu kalmış ve Filippo olarak burada yazıda da görünüyor. Bunun benzerlerini belirttiğimiz gibi sikkelerde de görmekteyiz. Lysimacheia şehri daha evvel burada kurulu olan ve nispeten küçük bir yerleşme olan Agora'nın bulunduğu tepeye yerleşmiş ve 309 yılında İskender'in generallerinden Lysimachos tarafından burada kurulmuştu. Lysimachos'un 281 yılında öldürülmesine kadar, Kurupedion Savaşı'nda Seleukos Nikator tarafından öldürülmesine kadar sürekli inşa edilerek büyüyen önemli bir Helenistik başkentti. Burada bulunan Agora yerleşiminin çok eski dönemlerde, prehistorik dönemlere kadar tarihlenen bir geçmişi olduğu anlaşılıyor. Ama özellikle Helenistik devirde tarihlenen mimari parçalar, heykel parçaları en görkemli döneminin Lysimachos dönemi
olduğunu, 4. yüzyıl sonu, 3. yüzyılın ilk çeyreği olduğunu gösteriyor. Bu dönemden bir at heykeli bugün Çanakkale Müzesi'nde teşhirde bulunmaktadır. Şehrin en yüksek noktasında, Bolayır'ın en yüksek noktasında bir tapınağa ait olduğunu düşündüğümüz doğru düzeninde mimari parçaların ele geçmiş olması burada bir kutsal alanın bulunduğunu bize gösteriyor. Bir yivli sütun üzerindeki, yivli sütun parçası üzerindeki kazıma yazıt da burada Artemis Soteria ismindeki tanrıçaya adakta bulunulduğunu gösteriyor. Bu nedenle bu kutsal alanın Artemis'e ait olduğu tahmini yürütülebilir. Bölgede bulduğumuz yazıda sikkeler arasında da İskender, Lysimachos, Antiochos dönemi sikkeleri ve özellikle 3. yüzyılın ikinci yarısında bölgeye hakim olan Ptolemaios hanedanına ait sikkeler burada teşhir edilmekte. Lysimacheia tabii son derece önemli bir yer. Stratejik yönden 280 yılında burada Bolayır'da Seleukos'un geldiğini, Seleukos kralı, Seleukos Nikator'un bu bölgeye kadar ulaştığını Kulupedion'da buranın sahibi olan Lysimachos'u öldürdükten sonra, ancak ona da Lysimachos'a sahip olmak imkanı tanınmadı. Mısır hanedanından gelen Ptolemaios Keramos tarafından burada Lysimacheia yakınında kurban kesmek isterken öldürüldü ve böylece buradaki en görkemli dönemin bir süreliğine sona erdiğini, sonra 196 yılında 3. Antiochos zamanında buranın tekrar ele geçirilerek yeniden önemli bir merkez olarak düzenlenmeye çalışıldığını görüyoruz. Fakat sonradan 3. Antiochos'un da 196-195 yılında bölgeden çekilmek zorunda kalması, 190 yılında Seleukos'un bütün birlikleriyle geri çekilmeleri sonucunda 191 yılından itibaren bu şehrin giderek görkemini kaybettiğini anlıyoruz. Önemli bir diğer nokta tabii en eski şehirlerden biri olan Sestos'un yanı sıra Amfarfalar civarındaki Alopekonesos yerleşmesi. Burası da Ayol koloni kurucuları tarafından kurulmuş bir şehir devleti. Buradan buradakiler de daha sonradan Enez'i kurmuş olanlar. Bu bölge Sufla lagünü dediğimiz bu lagünün güneyinde ve kuzeyinde bulunuyor. Alopekonesos'un bulunduğu bölge Sufla lagünü yukarıdan Kemalyeri dediği bildiğimiz 1915'teki ağır çatışmaların yaşandığı bölgeden görünümü. Bu bölgede de Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan çıkarma sırasında ağır çatışmaların meydana geldiği ve bölgenin eski çağdan kalma anıtlarının bazılarının gün yüzüne çıktığını ama büyük bir bölümünde tahrip olmuş olduğunu görüyoruz. Bu bölgede Sestos şehrinde ele geçmiş olan bir Helenistik devir yazısı M.Ö. 208 yılında tarihleniyor. 3. Ptolemaios, Filopator ve Kraliçe Arsinoe için onurlandırma yazıtı olduğunu görüyoruz. Burada Samotrake adasındaki büyük tanrılara da sunuda bulunulduğunu, Kral Ptolemaios ve Kraliçe Arsinoe'nin sağlığı için ve onların oğulları için, Ptolemaios için de burada bir sunuda bulunduğu anlaşılıyor. Bölgede Alopekonesos'ta bulunmuş olduğu anlaşılan ilginç bir yazıtta dört Mısır tanrısına Isis, Anubis, Serapis ve Harfokrates'e sunu olduğu anlaşılıyor. Burada halk meclisinin, halkın kurtuluşu için bunun dikildiğini anlıyoruz. Her iki buluntu da birbirlerinden farklı dönemlerde olmalarına rağmen bölgede Ptolemaios hanedanının hakimiyetini
işaret etmekte. Bahsi geçen Semerdinek Adası'ndaki, Samatlak Adası'ndaki Büyük Tanrılar Tapınağı'ndaki yapıların bir görünümünü burada sunuyorum. Daha sonra Marmara Denizi'ne geri döndüğümüzde Gelibolu'ndan tekrar bir Samos kolonisi olan Bizantin'in bulunduğu anlaşılan Barbaros beldesine bakalım. Burada toprak üzerinde çok fazla bir kalıntı olmamakla birlikte ele geçen yazıtlar burada da bir Salapis kültürünün olduğunu, bir Salapis kutsal alanının bulunduğunu, yine tapınakla ilgili giderlerin yazılı olduğu bir yazıt parçası ve sıvı ölçü masası olarak kullanılan mermer bir eserin de burada Helenistik devirde güçlü bir yerleşme olduğunu ve liman tesislerinin, liman yapılarının bulunduğunu gösteriyor. En ilginç buluntulardan biri milattan önce 188 yılında Seleukos kralı 3. Antiochos'un Manisa yakınlarında yenilmesi, Romalılar tarafından Magnezya'da ağır bir yenilgiye uğraması sonrasında yapılan 188 yılındaki Apamea anlaşması sonrasında Trakya Kersonesos'unun ve daha evvel Antiochos'un ele geçirmiş olduğu Kuzey Marmara sahilindeki şehir devletlerinde bulunduğu tüm coğrafyanın Romalılar tarafından en yakın müttefikleri olan Bergamalara verilmiş olduğunu gösteren yazıtlar. Bunlar arasında Bergama Kralı Oymenes, Kraliçe Statonike'ye ve Bergama Kralı 2. Attalos Filadelfos ve Kraliçe Statonike için onurlandırma yazıları var. Bunların büyük bir kısmı kaybolmuş. Bir tanesi bugün Tekirdağ Müzesi'nde. Yine Bizant'e şehrinden Bergama Kralı 2. Attalos, 2. Filadelfos ve Statonike için de onurlandırma yazıtları vardır. Bu bölgedeki en dikkat çeken eserlerden diyemeyiz ama belki bir doğal yapı olan Traklar tarafından da kutsal da olarak Hieronymoston Trakon denilen, Strabon'un bu şekilde tanımladığı bizim Tekfur Dağı ya da Ganos Dağı dediğimiz dağ. Bu bölgede gerçekten dikkat çekici, oldukça sert bir dağ. Silsilesi Hieronymos olarak burada yer alıyor. Marmara Denizi kıyısı boyunca ve yine Traklardan bahsetmişken tabii sayıları binlerle ifade edilebilen tümülüsler Traklardan günümüze kalan en önemli mimari eserler. Bunların çalışmalarını arkadaşlarımız Şahin Yıldırım, Mete Aksan gibi bilim insanları çok güzel bir şekilde yaptılar. Bu çalışmaların devam etmesini umuyoruz. Büyük bir kısmı buradaki resimden de görüldüğü gibi maalesef kaçak kazılarla tahrip edilen bu önemli anıtlar Trak kültürü ve Trak yaşamı hakkında bize bilgi verecek niteliktedirler. Bir önceki sunumda Nezih Başgelen Beyefendi'nin de belirttiği gibi Arif Müfit Mansel hocamız tarafından burada yapılan çalışmalarda ele geçen özellikle Vize şehrinde Bizye civarında yapılan tümünüz kazısında ele geçen buluntular ne kadar zengin buluntuların bizi beklediğini göstermektedir. Tümülüslerin yanı sıra Traklara ait en önemli yerel inanışlardan biri de atlı tanrı kültü veya ölülerin atlı tanrı şeklinde kahraman olarak tanımlanmaları. Genellikle soldan sağa doğru hareket eden ve ağaca sarılmış bir yılana doğru hareket eden bir figür şeklinde tasvir edilen bu figür farklı kompozisyonlarda karşımıza çıkmakta ve Trakya'nın hemen her tarafında, Trakya Kersonisos'unda, buradaki bunda gördüğümüz gibi Enes'le Aynos'ta karşımıza çıkan önemli bir figür. Genellikle av sahnesi, domuz avı veya diğer vahşi hayvanlara yönelik av sahnelerinde
içermekte. Trakların tabii Homeros'ta, Hesiodos'ta yani arkaik devir yazarlarında da izlerine rastlıyoruz. Elias Teslan'ında ya da İşler ve Günler eserinde Hesiodos'un Ergakai Hemerai trakların at yetiştirmede ne kadar yetkin olduklarını bize aktarıyor. Trakların izleri Roma dönemine, milattan sonraki yüzyıllara kadar yayılmış ama Trak dili maalesef yazılı hale getirilmediği için nasıl bir gramatik yapısı olduğunu bilmiyoruz. Mutlaka Hint-Avrupa dil grubuna ait bir dil olmalıydı. Bizim Traklar hakkında, Trak dili hakkındaki elimizdeki en somut bilgiler yazıtlarda geçen Trak isimlerinden elde ediliyor. Burada Şarköy yakınlarındaki Tepeköy'de hemen arkasındaki tepede bulunmuş olan bir kutsal alandaki yazıt bu konuda önemli bilgiler veriyor. Burada yerel isimlere Beis Tabakeris, Aulus Selmis, Salmos gibi isimlere rastlıyoruz bu adak yazısında. Yine Perintos civarında bulunmuş olan bir diğer yazıda da Trak kanalından Lesbopolis'in adına rastlamaktayız. Bu da yine Roma devrine milattan sonra 19 yılından sonraya 1. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmekte. Bu şekilde arkaik, klasik ve helenistik devirlere ait hızlı bir gezi yaptıktan sonra Roma İmparatorluğu döneminde kurulan Trakya eyaletinin buluntularına ve yerleşim yerlerine gelelim. İmparator Claudius zamanında milattan sonra 46 yılında Trakya'nın merkezinden çok dışarıda güneydoğuda kalmasına rağmen stratejik konumundan dolayı Marmara Ereğlisi'nin bugün bulunduğu Perintos şehri, bir Samos kolonisi olarak kurulmuş olan bu şehir eyalet başkenti olarak seçildi ve Trakya'nın diğer şehirleri oluşan geniş bir alan burada gördüğünüz gibi Perintos'a bağlandı. Eyalet meclisinin ise Filibe'de, Filippopolis'te toplandığı tahmin edilmekte. Şehrin konumu daha önce de belirttiğimiz gibi bir kaya kütlesinin kıyıya bağlanmasıyla oluşan ve iki tarafında limanı olan bu şehrin doğusunda genellikle savaş gemilerinin çekildiği tahmin edilen bir yer ve dalga kıran ve çeşitli liman tesisleri, batısında da yine rüzgara göre gemilerin çekilebildiği bir liman alanı bulunmaktaydı. Burası kuzeyden gelen Bağlar Deresi'nin getirdiği alüvyonla bugün tamamen dolmuş durumdadır. Doğu limanı ise daha derin bir liman çanağına sahip olduğu için Kamara Deresi'nin getirdiği alüvyonla kısmen dolmuş vaziyette ve bugün hala kullanılabilmektedir. Nitekim Kamara Deresi'nde bugün de dolum tesisleri ve bir de yazlık yerleşim bulunmakta. Bunun hemen kuzeyinde de arkaikstlerin ele geçtiği nekropol alanı ve yine şehrin kuzeyinde çepeçevre şehri yarım ay gibi kuşatan nekropol alanlarının bulunduğu anlaşılmakta. Marmara Ereğlisi'nin en önemli özelliklerinden biri de buranın Güney Marmara sahiline en yakın konumda olan liman olması. Yani olabildiğince hızlı bir şekilde Güney Marmara'daki diğer şehir devletlerine ulaşmak mümkündü. Roma döneminden en görkemli anıt bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan rahmetli İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Nezih Fırat da tarafından kazısı yapılarak İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne getirilmiş olan burada gördüğünüz anıt. Bu büyük ihtimalle dört tarafında kabartmalı olan bir anıtsal mezar idi. Bunun sadece bir yüzü, bir duvarı diyelim ele geçirilmiş vaziyette. Bu eserden anladığımız kadarıyla ortada resmedilen kişi, ortada at üzerinde kabartması bir Trak süvarisi gibi tanımlanan kişi soldan sağa hareket halinde şaha kalkmış at üzerindeki kişi Ereğli'ye yerleşmiş olan İtalya kökenli bir aileye mensup Flavius Sarah devrinde
tarihlenen bir aileden gelen bir kişi, Flavius Mikalos ismindeki asker, piyade birliğinden yüzbaşı rütbesiyle ayrılıp binbaşı rütbesine terfi sahnesini görüyoruz. Burada yeni birliğinin mensupları kendisine suvarilere ait miğferi uzatıyor. Bu milattan sonra 1. yüzyıla tarihlenen bu anıtın içinde üzerindeki iki dildeki yazıtta bu ailenin Mikalos'un ve eşinin şehrin su yollarını tamir ettirdiğinden bahsediliyor. Şehrin su yolları 50 kilometre yaklaşık 50 kilometre kadar kuzeyde ki bir kaynak alanından önce tuğladan yapılmış kanallar, sonra da basınçlı bir şekilde künkler içerisinde sevk edilerek şehre dağıtılmaktadır. Bu künklerden bir tanesi bugün Ereğli'de bulunmaktadır. Bu tesisin kaynakların bulunduğu yerdeki şehrin içindeki kireci çökeltme havuzlarının bulunduğu havuzları ve kanalları buradaki resimlerde görmektesiniz. Şehrin Roma döneminden kalma en önemli anıtı ise Hadrian Tapınağı idi. Bunu 19. yüzyılda görülmüş bir yazıttan biliyoruz. Akropol'ün en batı ucunda burada bulunan büyük bir kilisenin, o zaman 19. yüzyılın sonunda ayakta olan kilisenin duvarına devşirme olarak kullanılmış olan bu yazıt bize burada Hadrian için yerel bir aileye mensup soylu bir kadının, Trakyalı bir kadının, Lakia Gepaipiris isminde bir kadının bu tapınağı yaptırdığından bahsetmekte. Yazıt milattan sonra 128 ile 136 yıllarına tarihlenmekte. İmparator Hadrian'ın ünvanlarına göre burada yazıtın transkripsiyonunu görmekteyiz ve Lakia Gepaipiris burada İmparator Hadrian'a özel bir ilgi olarak, özel bir yüceltme bağış olarak bu tapınağı yaptırmış olmalıydı. Şehirdeki yine diğer yazıtlar arasında Aleksandriyalı tüccarların, İskenderiyeli tüccarların bir Türkiye kutsal anıtı yapılamaları ve Apameia yani Mudanya şehrinin Sevenler Derneği'nin homonoya yani uyum tanrıçasına aradığı sunak. Bu da Kuzey ve Güney Marmara sahilleri arasındaki ticari ilişkilerin büyük ihtimalle zeytinyağı ve buğday ticaretinin bir iz düşümü olarak diktirilmiş bir sunak olmalıydı. Doğu Batı mücadelesinde Perintos'un oynadığı rol ise deminden beri değindiğimiz stratejik konumundan dolayı çok önemliydi. Hadrian döneminde onun halefi Antoninus Pius döneminde, hatta Marcus Aurelius döneminde çok önemli bir çatışma olmadığı için genellikle Marcus Aurelius zamanında Balkanlardaki çatışmalarda da Perintos'un bulunduğu bölgenin etkilenmediğini görüyoruz. Ama hemen sonrasında Commodus'un öldürülmesi ve sonrasında başlayan iç savaş sırasında Perintos merkezi bir rol aldı. Pescennius Niger ile Septimius Severus arasındaki iç savaş sırasında Pannonia valisi, o zaman Pannonia valisi, Macaristan valisi olan Septimius Severus'un askerleri, ona sadık olan askerlerin Fabius Kilo ismindeki generalin komutasında buraya gelerek, Perintos'a gelerek buradan Küzikos şehrine geçtiklerini, Pescennius Niger ile Nikaya civarında ve sonra da İskender'in 333 yılında 3. Darius'u yendiği İssos ovasında Pescennius Niger'i yendiklerini ve böylece Septimius Severus'un Roma devletinin tek başına yönetecek yeni imparator olmasını sağladıklarını görüyoruz. Perintos'un kendisine olan sadakatinden ötürü şehir Neokoros ünvanıyla onurlandırılmış. Buna karşılık Pescennius Niger'in tarafını tutan ve 3 yıl kuşatıldığı halde teslim olmayan Bizantyon şehri ise teslim olduktan sonra bir köy seviyesine indirgenerek şehir statüsü eline alınmış ve Perintos'a bağlı hale
getirilmiştir. Septimius Severus zamanında ikinci kez Neokori ünvanını alan Perintos civarından daha evvel Makedonya bölgesinin eyalet haline getirilmesi sırasında Egnatius ismindeki vali tarafından yaptırılmış olan Via Egnatia'nın uzantısının buradan geçtiğini kanıtlayan bir mil taşı da yine şehirden bir mil uzakta ele geçmiş ve bu da Septimius Severus dönemine tarihleniyor. Septimius Severus'la ilgili bolca belge var. Bunlardan bir tanesi artık kaybolmuş olan bir heykel kaidesi Severus için diktirilmiş ve burada şehrin Neokolos olduğunu, Neokolos ünvanı taşıdığını gösteren ifadeler kullanıyor. Eşi Julia Domna Mater Castrorum olarak bilinen, ordugahın anası olarak bilinen eşi İmparatoriçe Julia Domna da iki kısmen parçalı kalmış yazıda onurlandırılmaktaydı. Bu süreçte Part krallığının sık sık imparatorluğun sınırlarına saldırılması dolayısıyla sık sık bölgeden geçen Septimius Severus ve ortak imparator ilan ettiği oğulları Karakalla ve Geta ile birlikte geçerken Bizantiyon'a verilmiş olan cezanın da kaldırılması gündeme gelmiş ve özellikle şehrin stadyonunun, bugün hipodromun bulunduğu bölgedeki Sfendones'ini görüyorsunuz. Yeniden kullanıma alınarak şehre polis statüsünün geri verilmesi konusunda Septimius Severus ikna edilebilmişti. Bu geçişler sırasında yani askeri birliklerin Septimius Severus'un Part seferleri sırasında Ereğli'den, Marmara Eresi'nden, Perintos'tan gemilere bindirilip Asya tarafına geçirilmeleri sırasında hastalanarak ölen, yaralanmış olmalarından ötürü hayatını kaybeden askerlere ait birçok mezar sitelerinin burada bulunduğunu görüyoruz. Buradaki buluntulardan anladığımız kadarıyla hemen hemen Tuna boyundaki ve Ren boyundaki birçok lejyondan seçkin destek birlikleri belirlenerek bunlar Roma ordusuna destek vermek üzere Doğu sınırındaki lejyonların yanına gönderilmişlerdi. Bir stel dikkat çekiyor. Buradaki Beneficiarius asası denilen, buradaki kabartmasını gördüğümüz asa, bu kişinin, Julius Victorius ismindeki kişinin Beneficiarius rütbesinde bir astsubay olduğunu ve Frumentarius olarak görev yaptığını gösteriyor. Bu kişi büyük ihtimalle buğday tüccarı olarak şu satırda gördüğümüz gibi görev yapmaktaydı. Ama bu bir kamufle görev meslek tanımıdır. Esasen askeri istihbaratta görevli bir Roma astsubayı olmalıydı. Tüccar kılığında düşman hatlarının arkasına buğday satma bahanesiyle girerek bilgi toplamaktaydı. Onun da burada mezarının ele geçtiğini görüyoruz. Yine lejyon askerlerine ait özellikle Carnuntum'da konuşlanmış lejyonun askerlerinin Karakalla döneminde buradan geçtiğini görüyoruz. Yine Septimius Severus zamanında yapıldığı tahmin edilen stadyonun bugünkü görüntüsü ve buranın bir süre gladyatör oyunları içinde kullanılmış olabileceğini belgeleyen bir gladyatör stilini burada görmekteyiz. Perintos Akropolü'nde tonozlu bir yapıya ait kalıntı, tiyatronun maalesef sadece kavyasının bulunduğu alan yine bu hava fotoğrafında görülmekte. Tiyatro Galata rıhtımı yapılırken ve civarda başka kamu yapıları yapılırken 19. yüzyıldan beri taş temin yeri olarak kullanılmış ve bugün sahne binasındaki beton diyebileceğimiz kısım hariç hemen hemen hiçbir şey kalmamıştır. Bu tonozlu yapının ne olduğu da umarız önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalarda belirlenir. İşlevinin ne olduğu anlaşılır. Kavya'nın yerini görüyoruz. Ve en önemli yerlerden biri olan Kılkaya Feneri ile Mola Burma arasındaki Dalga Kırı'nın
Roma dönemine tarihlenen Dalga Kıran'ın yeri burada görülmekte. Doğu Limanı'nın girişinde ve şehrin Doğu Limanı'nın kuzeyden görünümü ve Akropol tepesi burada görülmekte. Şehrin sikkelerinde 3. yüzyılda Severus Hanedanı mensubu olan krallar ve daha sonra hüküm süren imparatorlar ve daha sonra hüküm süren imparatorlar burada yer almakta. Hemen hemen her imparatora ait sikkelerin burada olduğunu ve Perintos'un defalarca Decius dönemine kadar iki kez hatta üç kez Neokore ünvanı aldığını görüyoruz. Burada Mola Burnu ve Dalga Kıran'ın bulunduğu alanı tekrar görmekteyiz. Doğu Limanı'nda konuşlanan Roma donanması ile ilgili bir belgeyde bir yerel tanrı olan, yıldırım tanrısı olan Zeus Zebesurdos'a, yani Zeus Keraunos'un Trak versiyonu olan Zeus Zebesurdos'a yapılan sunu da görmekteyiz. Milattan sonra 88 yılında Vetilius Bassus ismindeki azatlı kişi burada bir geminin komutanı olarak bu sunuyu yapmış. Klasis Perintia. Klasis Perintia Perintos'ta konuşlanmış olan ama Marmara Denizi ve Boğazlardan sorumlu olan donanmanın adı idi. Bu kişi de orada görev yapıyor. Yine Barbaros'tan Roma döneminde bir yardımcı birliğe mensup bir asker. Bu askerin mezar steli Cohorts Martiacorum ismindeki birliğe mensup askerin mezar stelini görüyoruz. Üzerinde yarı işli, yani neredeyse hemen hemen hiç işlenmemiş bir atlı heykeli pelerine uçuyor ve arkada ona hizmet eden bir kişi simgelenmiş, tasvir edilmiş. Hemen alttaki yazıt ise Latince ve bu yazıt bize şunu gösteriyor. Bu taşı ısmarlayan bu askerin silah arkadaşı taşçı ustasına bunu el yazısıyla yazarak vermiş ve taşçı ustası büyük ihtimalle Latince bilmediği için askerin yazdığı el yazısına aynen taşa yazıtmış. Yani genel olarak yazıtlara tanıdığımız büyük harflerle yazılım burada söz konusu olmamış. O bakımdan da ortografiyi anlama bakımından da çok ilginç. Yine bölgede Claudius döneminde kurulmuş olan bir emekli askerler kolonisi olan, bir veteran kolonisi olan Apri'nin yazıtlarına baktığımızda asker ağırlıklı ve Latince mezar sitelerinin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Apri, Via Ignatia üzerindeki bir veteran kolonisiydi ve bu şehir daha sonra M.Ö. 4. 5. yıllarda artık iyice yol üzerinde olmasının avantajı büyük bir şehir konumuna gelmişti. Burada görmüş olduğumuz mezar taşı da bu döneme ait bir eser. Apri aynı zamanda gladyatör okulu olan bir yer. Bunu da Küzikos'ta bulunmuş olan bir yazıtta öğreniyoruz. Burada da Apri'de bulunmuş bir gladyatör mezar taşını görmekteyiz. Apri Gladyatör Okulu'nda yetişmiş olan Dionysos ismindeki gladyatör ise daha sonra meslek değiştirerek 6 kez dövüşüp galip geldikten sonra donanma askeri olmuş ve donanma askeri olarak Küzikos'a geldiğinde burada boğulduğunu ve onun için yazılmış olan bir mezar altını burada görüyoruz. Yine Hadrianopolis'te bulunmuş olan bir yazıtta da Zümirnes ismindeki gladyatörün Murmillo olarak, yani gladyatörlerin içerisinde Murmillo sınıfına dahil olan, ona kendisine ait Murmillo'ya ait silahlarla dövüşen bir gladyatör olduğunu anlıyoruz. Bu bağlamda Trakların en önemli yerleşimlerinden biri olan Bizye'nin de Doğu-Batı mücadelesinde biraz kuzeyde kalmış olması nedeniyle çok fazla adının geçmemesine rağmen Bizye'nin bugün ayakta kalmış olan
kısmen ayakta kalmış olan surlarına ait bir yazıt Edirne Müzesi'nde bulunmakta ve bunun Antoninus Pius zamanında tamir ettirildiğini bu surların öğreniyoruz. Yine bize de ele geçmiş ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan bu heykel kaidesi de burada vahşi hayvan oyunlarının ve gladyatör dövüşlerinin yapıldığını bize burada göstermekte. Bunların nerede yapıldığı bize de bir soru işareti. Acaba bir süre önce kazılmış olan bir tiyatro binası var. Orada mı acaba burayı çevirerek bu tip hayvan dövüşlerini veya gladyatör dövüşlerini burada mı yaptırıyorlardı? Bu soruyu belki bulunmuş olan heykel kaidesinin buluntu yeriyle birlikte değerlendirmek yerinde olur. Bizce de tabii daha evvel de bahsettiğimiz gibi Traklara ait buluntular özellikle Bizce çevresinde çok sayıda ele geçmiş vaziyette. Önemli bir diğer merkez de Doğu Batı mücadelesinin en önemli odak noktalarından biri Edirne, Hadrianopolis. Hadrian'ın adının verildiği bir şehir. Burada ne kadar önemli bir stratejik konumda olduğunu civarda bulunmuş mil taşları bize gösteriyor. Septimius Severus ve Karakalla dönemindeki asker sevkiyatlarından kalma bir mil taşı. Yine aynı taşın bir başka açıdan resmi. Yine Severus sülalesinden Severus Alexander'a ait bir mil taşı. Bu şekilde buranın yoğun bir yol, yoğun kullanılan bir yol güzergahı üzerinde olduğunu Via Militaris dediğimiz askeri yolun yani Belgrad'dan gelen ve İstanbul'a Perintos üzerinden uzanan yolun üzerinde olduğunu Via Ignatia ile birleşerek doğuya giden, oradan da Anadolu'ya geçerek Antiochia'ya kadar uzanan yolun üzerinde olduğunu anlıyoruz. Hadrianopolis'ten tekrar Chersonesos'a dönüp Roma dönemindeki konumuna baktığımızda neler görüyoruz? Acaba Trakya Chersonesos'u milattan sonra 46 yılında eyalet haline dönüştürülen Trakya'nın bir parçası mıydı yoksa değil miydi? Elimizdeki buluntular Trakya Chersonesos'unun tarihi kaynaklarla birlikte değerlendirdiğimiz zaman bu buluntuları büyük ölçüde Augustus'un sağlığından itibaren yani Trakya eyalet olmadan önce imparatora ait bir arazi olduğunu gösteriyor. Önce Augustus'un yakın arkadaşı Marcus Agrippa'ya ait olan araziyi onun ölümünden sonra Augustus kendi üzerine alıyor ve burası stratejik öneminden dolayı son derece dikkatli bir şekilde Romalılar tarafından kullanılıyor. Zaten daha evvel de Trakya eyalet olmadan evvel de Augustus'a kadar bu bölgenin Makedonya'daki Roma valisine bağlandığını ve Asya eyaletindeki Roma yönetimiyle Gelibolu'ya kadar yetkili olan Makedonya'daki valinin yetki alanlarının bu şekilde komşu hale getirildiğini görmekteyiz. Roma döneminde ise buradaki birçok arkaik ve klasik yerleşmenin ve Helenistik yerleşmenin hemen hemen ortadan kalktığını ama merkezin Koyla, bugün Kilye edilen bölge olduğunu görüyoruz. Diğer şehirlerin ise görkemlerinden çok şey kaybettiği anlaşılıyor. Bolayır'da bulunmuş olan ve 7. Makedonya Lejyonu'na ait bir askerin mezar taşı da bölgedeki Roma hakimiyetini, bölgeden geçen Roma birliklerinin hangi lejyonlardan olduğuna ilişkin bir belge olarak elimizde bulunuyor. Bu bölgedeki önemli bir yerleşim Koyla, Kilye dedik. Kilye'de hamama ait bir Roma hamamına ait yapı yazıtı, çeşitli lahit yazıtları buranın Koyla'nın bir şehir statüsünde olduğunu gösteriyor ve çeşitli lahitler Koyla'nın vatandaşı olduğunu söyleyen kişilere ait Latince ve Grekçe yazılı mezar buluntuları ve çeşitli onurlandırma yazıtları
bu bölgede Konya'nın Roma döneminde baş şehir niteliği taşıdığını bize anlatıyor. Trakya'nın milattan sonra 3. yüzyılda asker imparatorlar döneminden sonra Doğu Batı mücadelesi kapsamında Diokletianus ismindeki kişinin imparator olmasıyla birlikte konumunun da değiştiğini görüyoruz. Bir bütün olan Trakya eyaleti, Diokletian'ın yaptığı eyalet düzenlemesi sonrasında Europa, Rodope, Haimimondos ve Trakya olarak 4 eyalete bölündü ve bunlardan Avrupa, Europa eyaletinin baş şehri Herakleia şehri oldu. Yani Perintos yine küçültülmüş olmakla birlikte Avrupa eyaletinin baş şehri olarak yaşamaya devam etti. İmparator Diokletian Perintos şehrine Herakleia, yani Herakles'ten türetilmiş olan bir isim verdi. Bunun sebebi de 286 yılından itibaren Roma Devleti'ni birlikte yönetmeye karar verdiği ortağı General Maximianus'un Herakles'i, Herkules'i yüceltmesi, yani onun koruyucu tanrısı, yarı tanrı, yarı kahraman olan Herakles'in isminden dolayı bu şehre Maximianus'u onurlandırmak için Herakleia adı verdiği tahmin edilmekte. Batıyı Maximianus, doğuyu Diokletian yönetirken artık olayların merkezinin doğuya kaymaya başladığı bir döneme giriyoruz. Ve Doğu-Batı mücadelesinde bundan sonra Trakya'nın önemi daha da artacak ve Trakya'ya bu süreçte çok daha fazla Trakya adına rastlayacaktık. Özellikle tetrarklar dediğimiz dörtlü yönetim zamanında Diokletian, Maximianus ve onların ortakları döneminde Balkanlar ve Avrupa ile Anadolu ve Batı Asya, Yakın Doğu arasında Part cephesinde büyük olayların meydana geldiği sırada Trakya önemli bir stratejik rol oynamaktaydı. Tetrarklara ait İstanbul'dan Venedik'e götürülmüş olan bu Porfir heykel grubunu herkes tanıyor. Bunun yanı sıra Perintos Akropoli'de bulduğum bir tetrarch başı bugün Tekirdağ Müzesi'nde sergileniyor. Diğer önemli buluntular 19. yüzyılda tiyatro orkestrasında Perintos'ta görülmüş olan 4 heykel kaidesi tetrarchların burada ne kadar büyük bir saygınlığa sahip olduklarını gösteriyor. O zamanın valisi olan Domitius Domnenos tarafından 4 tetrarchın onurlandırıldığını burada görüyoruz. Diokletian'ın, Konstantin'in, Galerius'un ve bir kaide kaybolmuş, o da Konstantius Klos'un olma veya Konstantius gibi Galerius'un kayıp, ama Galerius'un adını taşıyan bir arkaik, bir arşitrav parçası da yine Latince yazılı olarak elimizde. Tetrarklar döneminde bölgede yoğun askeri sevkiyat olduğunu, yolların sık sık tamir edildiğini, özellikle Via Egnatia ve Via Militaris üzerinde bulunmuş olan mil taşları bize göstermekte. Bunlar 1. Tetrarki döneminde milattan sonra 297 ile 305 yılları arasında tarihlenen önemli belgeler, hem tarih coğrafya bakımından hem de bölgedeki askeri hareketlilik bakımından. Yine bölgede Trakya'nın birçok yerinde düzinelerle örneğine rastladığımız Diokletian tarafından çıkarılan Caput et Jugatio düzenlemesi, vergi toplama kapsamında tarlaların özel şahısların da tarlalarının sınırlarının belirlenmesi ve tarla büyüklüğüne göre vergi alınması uygulamasının bir iz düşümü olarak bu kadastro yazıtlarına rastlamaktayız. Birçok yerde bunların örneklerini çeşitli objeler üzerine yazdırılmış olarak görüyoruz. Bir grupta yine kayalara yazdırarak yer değiştirilmesini önlemeye, anakayaya yazdırarak sınır yazısını yer değiştirilmesini önlemeye çalışmaktadırlar. Diokletian tarafından Perintos'ta, Herakleia'da bir de darphane kurulmuştu. Özellikle çevredeki eyaletlerde konuşlanan askerlerin maaşlarını ödeyebilmek için. Bu darphanede çalışan bazı görevlilerin rütbelerinin ve isimlerinin yer aldığı mezar siteleri yine darphanenin buradaki varlığını vurgulaması bakımından
önemli yazıtlı belgeler. 305 yılından sonra Diokletian'ın yavaş yavaş kendi isteğiyle ayrılması ve daha sonra ikinci tetrarki dönemi ve onun sonrasında Konstantin'in diğer ortaklarını bertaraf ederek tek başına Roma devletine hakim olması, en son rakibi olan Likidios'u da hem Hadrianopolis'te hem de Bizantiyon'un karşısındaki Üsküdar'daki Hristopolis Savaşı'nda yenmesiyle birlikte yeniden tek bir imparatorun yönettiği Roma İmparatorluğu'yla karşılaştık. Bu dönemde artık yeniden bir imparatorluğun kurulduğunu, Roma'nın yanı sıra yeni bir başkent olarak Bizantiyon'un Konstantin'in şehri Konstantinopolis olarak tanımlandığını görüyoruz. Bu andan itibaren Trakya'nın da ve buradaki şehirlerin de konumu değişmişti. 324 yılında Likinius'un yenildiği Hadrianopolis Savaşı'nın yapıldığı yer, Hadrianopolis'in hemen dışında. Daha evvel Likinius ve Maximinus Daya'nın savaştığı Trilon ve yine 324'te Hristopolis'te Bizantiyon'un karşısındaki savaş ve onun sonucunda bütün imparatorluğa Konstantin'in hakim olması, 325 yılından itibaren de Bizantiyon'un Konstantinopolis olarak yeni başkent olarak düzenlenmesi. Bu durumda Trakya eyaleti yeniden önem kazandı. Başkente olan yakınlığı dolayısıyla hem Perintos eyalet başşehri hem de diğer şehirler önemli yol güzergahlarında bulunmaları dolayısıyla Trakya'da burada isimleri geçen şehirlerin daha evvel hiçbir şekilde karşımıza çıkmayan sadece kısmen yol istasyonu olarak seyahatnamelerde geçen şehirlerin önemli merkezler haline dönüştüğünü görüyoruz. Herakleia'da da yani eski eyalet şehirde İstanbul'un gölgesinde kalmamış. Burada da görkemli yapılar yükselmiştir. En görkemli olarak günümüze ulaşmış olan yapıları geç antik devrin surları, geç antik devre tarihlenen tahkimat yapıları, Akropol surlarından burada örnekler görmekteyiz ve aşağı şehir surları yine görülüyor batı tarafta. Güneyde Akropol'ün güneyindeki geç antik devre surları ve aşağı şehrin surları kale kapı mevkiinde görülmekte ve burada kazısı 90'lı yıllarda Tekirdağ Müzesi tarafından yapılmış olan bazilika ve bu şehrin hemen kuzey surlarının iki tarafında yapılan çalışmalarda, Tekirdağ Müzesi tarafından yapılan çalışmalarda buranın urbanistik yönünden nasıl değerlendirilmiş olduğu tespit edildi. Ve burada da tıpkı Akropol'de olduğu gibi beş köşeli, beşgen, pentagonal kuleler bulunduğu anlaşıldı. Ve sur bedenindeki mimari özellikler burada bütün açıklığıyla ortaya konabildi. Burada da gördüğümüz gibi topografiye uygun ve hemen denizin kenarına yapılmış olan tahkimatlar sayesinde şehrin birçok kuşatmaya dayanabildiğini görmekteyiz. Şehrin sur yapıları bugün de halen en görkemli yapılar arasında bulunmakta. Burada iç kısımda hemen surların içinde dar bir sokaktan sonra geniş bir alanda bazilika adı verdiğimiz bir sakral yapının inşa edildiği anlaşılıyor. Bu bölgede ele geçmiş olan bir sur yapı yazısı da geç antik devirde surların tamir edildiğini göstermekte. Surlarla bazilika arasındaki sokaktan devam ettiğimizde bu sakral yapının bulunduğu alana geliyoruz. Bu yapının neflerinde, yan neflerinde mozaik zeminler bulunduğunu ve orta nefin ise tuğla ile kaplı olduğu anlaşılıyor. Zaman ilerlediği için hızla devam ediyorum. Burada özellikle İmparator Maurikios'un bir bağışı söz konusu. Elimizdeki kaynaklarda Simokrates'te özellikle
Milattan sonra 592'de Azize Gülüköle için bir kilisenin mevcut olduğunu ve bunun 592 yılında tahrip olması nedeniyle İmparator Marikios tarafından buraya bağışta bulunulduğunun bahsedilmesi acaba bu bazilika orası mıydı diye düşündürüyor. Diğer bir önemli anıtta son metropolitin oturduğu ev ve onun altındaki batı surları, geç antik devir batı surları burada görünüyor. Bir diğer önemli tartışma konusu da Prokopios'un bize aktardığı bilgilere göre İmparator Diokletian döneminde bir saray olma ihtimali var. Onun da hemen bugün mezarlığın bulunduğu bölgedeki deniz kenarındaki duvarların bununla ilişkili olup olmayacağı düşünülüyor. Yine Hadrian Tapınağı'nın bulunduğu bölgedeki Megali Ekleziya diye geçen büyük kilise, Dumbarton Oaks arşivindeki bu fotoğrafta da gördüğümüz gibi katedral olarak, yani şehrin en büyük kilisesi olarak tanımlanıyor. Bunun içerisinde Hadrian'a ait yazıt bulunmuştu. Bu bölgede de yine yapılacak çalışmalarla bu bölgedeki Hadrian Tapınağı ve katedral ilişkisi anlaşılacaktır. Deniz kenarında Doğu Limanı'nda bulunan bu duvarlar ve onun yanı sıra bölgedeki tarlalar içinde görülen kalın duvarlar acaba Diokletian Sarayı'nın bu Doğu Limanı kıyısında bir yerde mi olabileceği sorusunu akla getirmektedir. Perintos önemini tabii bu yapılarıyla hala vurguluyor ama diğer yerleşim yerlerde geç antik devirde örneğin Barbaros, Prokopios'un da bahsettiği tahkimat duvarlarıyla önemli bir yer. Buradaki surların Arkadius döneminde tamir ettirildiğine dair bir yazıt bugün Selanik Müzesi'nde bulunmakta. Yine geç antik devirde Trakya Kersonesos'unda 4. yüzyıla ait bir harita olan Tabula Poitingeriana'daki uzun duvar ifadesi bugün de takip edilebiliyor. Burası belki de Plutarkos'un da bahsettiği, Perikles biyografisinde bahsettiği Yarımada'nın en dar yerini kapatan bu duvar olmalı. Kavak Deresi'nin hemen kuzeyinde, Ortaköy mevkiindeki bu duvar kalıntıları ise Justinianus döneminde Prokopios'un bahsettiği uzun duvar olmalıydı. Burada da yine çok önemli bir tahkimatın kuzeyden gelen saldırılara karşı Gelibolu Yarımadası'ndaki şehirleri korumak için yaptırıldığı anlaşılıyor. Son olarak Enes'teki ortaçağ yapıları ve yine Gelibolu Yarımadası'ndaki yapıların kalıntıları. Evet, Enes'teki ortaçağ buradaki Ayasofya olduğu tahmin edilen ama tam kesin bilinmeyen yapı ve arkada Enes'in ortaçağ surlarını görmekteyiz. Bu bölgenin Via Egnatia ve Via Militaris üzerindeki Trakya'nın 4. yüzyılda da önemini vurgulayan mil taşlarını burada görmekteyiz. Bunu Konstantin'in ve oğullarının birlikte hüküm sürdüğü bir tür yeni tetrarki niteliğini aldığı dönemden bir mil taşı ve yine bu bölgede Hadrianopolis bölgesinde en önemli tarihi olaylardan biri bazı tarihçiler tarafından Roma İmparatorluğu'nun sonu olarak tanımlanan milattan sonra 378 yılında Roma İmparatoru Valens'in öldürüldüğü Ammianus Macedonus'ta çok ayrıntılı olarak tanımlanan savaşın yapıldığı yer Hadrianopolis'in hemen kuzeyinde bulunan ovada Gotlara yenilerek İmparator Valens'in Ağustos ayında 378 yılında hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bu olaydan hemen sonra yol güzergahı üzerindeki askeri hareketliliği vurgulayan bir mil taşı Apli civarında bulunmuş. Öldürülen Valens'in yeğeni Gratianus'un adını taşıyan bir mil taşı yine 378 yılında. Evet, ben sabrınız ve dikkatiniz için çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi Doğu Batı mücadelesinde Trakya bölgesi Avrupa ile
Anadolu ve Mezopotamya bölgesi Doğu Akdeniz arasında çok önemli bir konuma sahipti ve bu konumunu yüzyıllar boyunca korudu. Hem siyasi yönden hem iktisadi yönden hem de kültürel yönden ayırıcı değil, birleştirici ve kültürler arasında önemli bağlantılar sağlayan bir bölge olarak günümüze bu önemini taşımıştır. Konuşmamı bitirirken bu önemli bölgede ve gerçekten büyük bir keyifle çalıştığım bu bölgede bana yardımcı olan başta Sayın Kültür Bakanlığı temsilcileri olan meslektaşlarım ve müze müdürü olan arkadaşlarım, müze çalışanı olan arkadaşlarım olmak üzere hepsine değerli yardımları ve ilgileri için çok teşekkür ederim. Yine bölgedeki üniversitelerde görev yapan değerli meslektaşlarıma da burada bir kez daha saygılarımı sunarım. Onlara da bu bölgede çalışmak isteyenlere de yapacakları çalışmalarda başarılar dilerim. Ve Ahmet hocama da Mert arkadaşıma da tekrar çok teşekkür ederek konuşmamı bitiriyorum. Sağlıkla kalınız. Hocam çok çok teşekkür ederim. Yaklaşık yani bir saatten fazla bir konuşma süresinde böyle soluksuz bir şekilde Türkiye Trakya'sının klasik kentlerini büyük bir keyif ve heyecanla sizden dinlemek büyük bir zevkti bizim için. Çünkü yaklaşık 40 yılınızı bu bölgeye adadınız ve epigrafik açıdan bakıldığında Türkiye'de teksiniz. Hem Avrupa ile ya da Bulgaristan'la Türkiye Trakya'sı arasındaki ilişkiler açısından da bir iyi bir koordinatör görevi üstleniyorsunuz biliyorum yayınlarınızdan. Aynı zamanda biraz önce siz yokken özgeçmişinizi de okudum. Katılımcılı arkadaşlar bunları da büyük bir heyecanla dinlediler sanıyorum. Dolayısıyla bizim için çok büyük bir ziyafet oldu. Yüreğinize sağlık diyorum. Arkadaşlardan soru var mı bilmiyorum ama ben birkaç tane konu başlığını kısaca da olsa açmanızı rica edecektim sizden. Bunlardan bir tanesi, evet Bulgaristan'daki meslektaşlarımızla ortak çalışmalarınız var. Hatta orada dergilerin editörlüğünde editör yardımcılıkları falan yapıyorsunuz. Türkiye Trakya'sı ile Bulgaristan arasındaki ilintileri, bağlantıları ya da karşılaştırma yapabilmeniz mümkün müdür kısaca da olsa? Elbette Bulgaristan, tabii bugünkü Bulgaristan devletinin toprakları Trakya'nın büyük bir kısmını kapsıyor ve Bulgar meslektaşlarımız için çok uzun bir zamandır, yani 20. yüzyılın başından beri Trakya ve Traklar onların varlık nedeni olarak tanımlanıyor. Bu soğuk savaş zamanında da böyleydi, şimdi de böyle. Bulgar meslektaşlarımız son yıllarda önemli merkezleri kazdıkları gibi arkeolojik problemlerin çözümünde ki sorulması gereken doğru soruları sorarak birçok problemin çözümü için önemli mesafeler kaydettiler. Yayın kurulunda bulunduğum Arkeologia Bulgarica dergisine gelen makaleler de bu yönde. O yüzden çok tabii çok fazla şey öğreniyoruz bu bağlamda. Ve hem Karadeniz kıyısı koloni kurma faaliyetlerinin hem de iç bölgelerinde yaşayan yerel halk ile dışarıdan gelenlerin ilişkilerinin neler olduğu öğreniliyor. Hem de özellikle Roma dönemindeki yerleşim sisteminin nasıl bir etkilendiğini 1. yüzyıldan, M.Ö. 1. yüzyıldan başlayarak geç antik devre kadar burada yerleşimlerin gelişimini öğrenmekteyiz. Özellikle Valens'in çok büyük bir hata yaparak sınıra dayanmış olan Gotları almaya, Tuna sınırından içeriye alınmaları emrini vermesiyle oluşan dönemde Roma şehir hayatının çökmesi sonrasında, Trakya'daki şehirlerin yağmalanması sonrasında buradaki ticaret hayatının yok olması sonucunda şehirleşmenin tekrar geç antik devirde, yani Theodosius zamanında, 1. Theodosius ve özellikle 2. Theodosius zamanında nasıl yeniden canlandırılmaya çalışıldığını görüyoruz.
Bir diğer soru başlığı da müdürü olduğunuz Güneydoğu Avrupa Araştırma Merkezi ile ilgili olarak. Burayla ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz? Biz Edirne'de yaşayanlar gerçekten merak içerisindeyiz. Şu anda bu merkez çalışmaya devam ediyor mu? Binası Millet Kıraathanesi olarak kullanılıyor. Her önünden geçtikçe içimiz sızlıyor. Burayla ilgili kısa bir değerlendirme yapar mısınız? Binanın kullanımı belirttiğiniz gibi başka bir kurumda şu anda. Ama merkez olarak biz tabii kurumsal faaliyetlerimize devam ediyoruz. Daha bugün yayın kurulu toplantımızı yaptık. Rektörlüğümüzdeki dergi birimiyle her yıl dergimiz düzenli çıkmaya devam ediyor. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. Ayrıca önümüzdeki yıldan itibaren iki sayı çıkarmaya çalışacağız. Değerli katkılarınızı, makalelerinizi tabii sizlerin de bekliyoruz. Dergi tarih alanında, arkeoloji alanında, sanat tarihi alanında makalelere yer vermekte. Yine dil bilimiyle ilgili, Balkanlar ve Trakya ile ilgili çalışmalara yer vermekte. Sadece eski çağ değil, diğer tarihin diğer dönemlerine ait makaleler de burada yayınlanmakta. Değerli çalışmalar, değerli etütler burada söz konusu. Çok teşekkür ederim. Ayrıca bu yılda, yani önümüzdeki yılda onu da unutmadan söyleyeyim. Roma dönemindeki Trakya başlıklı bir sempozyumumuz olacak. Bunu Enez'deki tesislerimizde düzenleyeceğiz. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi olarak. Şimdiden onda burada sizin vesilenizle duyulmuş olayım. Eylül ayında bunu düzenlemeyi planlıyoruz. Zaten daha evvel de hem 11. Trakoloji Kongresi'ni düzenlemiştik hem de enstitümüzün, merkezimizin 50. kuruluş yıl dönümü toplantımızı yaptık. 2017 yılında da yine merkez olarak Perintos'ta Roma Trakya'sının periyodik toplantılarından ikincisini gerçekleştirmiştik. Şimdi de dördüncüsünü Enez'de gerçekleştireceğiz. Bunun duyurularını zaten resmen hepinize yapacağız. Bu şekilde faaliyetlerimiz devam ediyor. Teşekkür ederim. Bu Güneydoğu Avrupa Araştırma Merkezi'nin çok önemli bir fonksiyonu olduğuna inanıyorum ve bu çalışmaların devam etmesi Edirne açısından da, merkezin de hem de Edirne'de olması bizim açımızdan da büyük önem teşkil ediyor. Dilerim, umarım ki bu merkez yayın hayatına, bilimsel çalışmalarına aralıksız devam etsin. Çünkü üniversitenin bir vizyonu, İstanbul Üniversitemizin bir vizyonu vardı. Güneydoğu Avrupalıları Avrupa Araştırma Merkezi'ni kurarak bu vizyonu yıllar öncesinde Avrupa Erdem Hocam'ın sayesinde gerçekleştirdi. Artarak bu Balkan çalışmalarının devam etmesi gerekiyor. Trakya Üniversitesi'nin de böyle bir vizyonu var. Devam etmesi en büyük dileğimiz tabii. Çok güzel tabii, hep birlikte bu merkez hepimizin ve hep birlikte burada güzel şeyler tabii ki yapacağız ve tabii sizlerin de katkıları ve sunumlarıyla bunu daha ileri düzeye götüreceğimize inanıyorum. Hocam bir de Filippopolis ile Hadrianopolis arasındaki ticari bağlantı konusunda ne dersiniz? Yani özellikle kuzeyden Ege'ye açılan bu ırmak yoluyla ilgili, akarsuyla ilgili ne gibi bir şeyiniz vardır? Öngörünüz ya da tarih kaynaklarda, bilimsel kaynaklarda neler geçiyor? Bu konuyla ilgili ne dersiniz? Tabii Heblos önemli bir su yolu ve Enez üzerinden Ege'ye açılan bir su yolu. Filippopolis için de büyük bir imkan tabii. En yakın ulaşım, denize ulaşım buradan oluyor. Somut veriler tabii elimizde yazıtlar şeklinde yok ama büyük ölçüde tabii bizim bu bağlantıyı yol üzerinden, Filippopolis, Hadrianopolis karayolu üzerinden sağlandığını biliyoruz. Ve ondan sonra da deniz, yani su yoluyla, nehir yoluyla bunun devam ettiği anlaşılıyor. Tabii Hadrianopolis bölgesinde ve Filippopolis bölgesinde Roma döneminde önemli değişiklikler oldu. Ticaret hayatının niteliği değişiyor. Ama daha önce, yani Roma eyaleti kurulmadan evvel, burada Traklar zamanında genellikle yöresel
bir iletişimin olduğunu anlıyoruz. Bölgeler üstü bir ticaret mallarının hareketliliği ancak Roma eyaleti sistemi içerisinde gerçekleşebilmiş olduğu anlaşılıyor. Eldeki kazı buluntularını değerlendirdiğimizde. Özellikle Hebros üzerinde çok sayıda batık olduğu düşünülüyor. Bu konuda bir şeyiniz var mıdır? Düşünceniz var mı? Tabii hiç şüphesiz. Hebros üzerinde sadece batıklar değil, en az iki tane nehir limanı olması bekleniyor. Bunlar tabii çalışılması çok zor konumdalar. Ama yüksek teknolojiyle bunlar hakkında fikir edinilebilir. Özellikle suyun seviyesinin düşük olduğu mevsimlerde belli noktalardaki sondajlarla bunların en azından yüz ölçümleri belirlenebilir. O nedenle nehir limanı olarak ve batık araştırması olarak güzel bir proje yapılabilir. Evet, bunu özellikle sordum çünkü Hebros üzerinde bir takım böyle tasarruflar var. Özellikle son dönemde orada inşaat faaliyetlerinin olduğunu duyuyoruz, olacağını duyuyoruz. Dolayısıyla batık araştırmalarının yapıldıktan sonra ancak bu tip böyle inşaat faaliyetlerinin olması gerektiğine inanıyorum. Yakın gelecekte de bunlar başlayacakmış. Dolayısıyla bir uzmanın ağzından hem liman olduğunu hem de batıkların kuvvetle muhtemel olabileceğini duymak güzel bir şey. En azından tarihe bir not düşmüş oluyoruz. Bu, evet. Bu üniversitede yayınlanacak, bu web sayfasında konulacak bu şey için, konferans için. Çok teşekkür ederim hocam. Nehir limanı olduğundan hiç şüphemiz yok. Yani mutlaka var orada bir nehir limanı. Yani. Bunun en güzelisi Beyazıt Külliyesi'nin restorasyonu sırasında Revaklı Avlu'da ki taşların çevrilmesinde Marmara Ereğlisi'nden oraya getirilmiş mimari parçaların ortaya çıkmış olmasıydı. Bu da şunu gösteriyor. O dönemde dahi Meriç Nehri gemilerle girilebilir vaziyetteydi. Yani bunların karayoluyla Marmara Ereğlisi'nden getirilmekten çok Ereğli'de gemilere yüklenerek Enez'den yani Gelibolu Yarımadası dolaşılıp Enez'den nehir üzerinden Edirne'ye kadar getirildiğini düşünüyoruz. Bu mimari parçaların kamusal Roma dönemi yapılarına ait mimari parçalar bunlar ve Beyazıt Külliyesi'nde yapı taşı olarak kullanılmışlar. Bu da yani o dönemde dahi ve daha sonra da hatta Meriç'in gemilerle, ağır gemilerle, yüklü gemilerle gidilebilir, seyir için kullanılabileceğini gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı başka arkadaşlar? Katılımcılar arasında sorusu olan varsa alabilirim. Arkadaşlar evet. El kaldırın ya da sohbete yazın soruları, ona göre Ahmet Hoca yapsın. Sinem Özel. Evet. Bana düşen olmadı. Hocam çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Yüreğinize, ağzınıza sağlık. Çok güzel bir bilgi ziyafeti oldu bizim için. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum gerçekten. İyi ki varsınız. Ben de teşekkür ediyorum ve tekrar konuşma başındaki gecikme ve tamamen benden kaynaklanan teknik arıza için özür diliyorum. Çünkü ne kadar 2 yıldır online ders versek de bazen böyle beklemediğimiz durumlarda ne yapacağımızı bilemediğimiz durumlar olabiliyor. O yüzden de izleyicilerden ve sizlerden özür diliyoruz. Biraz gecikme oldu sizleri beklettiğimiz için. Sağlıkla o halde yeniden yüz yüze güzel günlerde görüşmek üzere diyelim. Size katılımcılara. Çok teşekkür ediyorum. Edirne'de sizi ağırlamak büyük bir keyif olacak. En kısa zamanda bu pandemi sonrasında buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. İyi ben de teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam.
Ben teşekkür ediyorum Mert ve benimle birlikte Trakya'da buranın cefasını çekmiş olan tüm genç arkadaşlarıma, bana eşlik eden arkadaşlarıma da burada bir kez daha huzurunuzda çok teşekkür eder, saygılar sunarım. Hoşçakalın, iyi akşamlar. İyi akşamlar, saygılar. Mustafa Hocam, siz normal ekranı